6 dakikalık bir video, çok kısa bir video bu arada. Ama Coşkun Aral'ın bir iki tane daha videosunu izleyeceğiz. Böyle bir tane videosunu izleyip hemen kapatmayacağız. Abi çok güzel bir kanal, mükemmel bir kanal ya. Coşkun abinin kanalının içine bir girdiğinizde en az bir 10 tane videosunu falan izliyorsunuz bu arada, haberiniz olsun. Yani öyle bir tane videosunu izleyip çıkmıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Merhaba. Bakireler Festivali. Neymiş ya bu Bakireler Festivali? Hani sadece bakire olanların mı katılacağı bir festival acaba? Şimdi bakirelik neye göre, kime göre, o da ayrı bir konu. Ben gidiyorum, bay bay. 9 kere yazdın Mert. Seni banlıyorum kanka kanaldan. Sil ve sustur dedim. Şu anda kalıcı bir şekilde banlananların bundan sonra ismini alacağım ve bir daha kesinlikle açmayacağım. Yani gidiyorsan gidebilirsin. Hani bunu 35 kere chat'te ben gidiyorum bay bay yazmana gerek yok. O yüzden seni banlıyorum ve banını bir daha açmıyorum kardeşim. Adını kara listeye aldım. Yeni bir tane Dilay hesabı açmak zorunda kalacaksın. Açmazsan da sen bilirsin tabii. Merhaba, size çok neşeli bir hikaye anlatacağım. Güney Afrika'da Bakireler Festivali. Bakireler Festivali, evet. Bakalım neymiş? Bakire cinsel ilişkiye girmemiş kimse demek. Şaka yapıyorsun ya. Sen şaka yapıyorsun ya. Aman Allah'ım. İnanmıyorum. Kardeşim, senin yayına gelmene gerek yok. Sen zaten 5K IQ'sun. Özgün bir festival, yılda bir kereye mahsus Afrika'nın o ücra köşesinde minicik bir ülke, Swaziland eski adıyla, yeni adı garip bir şekilde Eswatini falan diye geçiyor ama garip bir ülke, küçücük bir ülke ve kralı olan bir ülke. Afrikalılar neden sürekli yarı çıplak geziyor acaba Evet, ya? kral şu anda 14-15 karısı var ama her sene karılarını değiştiriyor, yeni bir eşini diğerlerinin üstünde kumu olarak getiriyor. Ben Evet. 90'lı yıllarda Ya Suudi Arabistan'da da var zaten, bu biliyorsunuzdur. Söylememe gerek yok. gitmiş. Hatta birçok Orta Doğu ülkelerinde var zaten birden fazla eşle evlenme. İlginç. Güney Afrika'dan minik bir uçak kiralayıp, başkentleri de Lubamba gibi bir şeydi galiba, indik. Evet. Havaalanında kimse yoktu karşılayan. Festival için araştırmalarda bulunduk. Ama gariptir, bir Türk kardeşim de tanıştım o süre içinde. O bölgenin elektrik işlerini yapan Mehmet Ali arkadaşım, soyadını unuttum, bize destek oldu. Ertesi gün bir baktık ki değişik bölgelerden ellerinde kamışlar, Vay yüzlerce be. genç kız bir meydana toplanıyor. Sadece genç kız mı? Çünkü şunlar biraz erkeğe benziyor. Ya eleştirmek için söylemiyorum, dalga geçmek için de söylemiyorum ama vazgeçtim. Abi hepsi erkeğe benziyor. Şu kesin erkek artık. Ha şu kızsa ben daha çok kızım. Şu mouse'da gösterdiğim. Ben daha çok kızım. Festivali yağmura rağmen devam ediyor. Ülkenin değişik bölgelerinden toplanmış 30 bini aşkın bakire genç kız birazdan yapılacak tören için hazırlanıyorlar. Hepsinin de amacı kralın gözdesi olabilmek. Bu meydanda toplanan, biraz anadan üryan gibi görünen, üstlerinde minik bir sütyen, bazıları sütyensiz, altlarında da minik bir iç çamaşırı benzeri bir şey ama bol bol Evet. boncuklu, rengarenk, ellerinde kamışlar. Gariptir, bazılarının ellerinde de palalar ve üzerinde portakallar falan vardı. Sanki böyle savaşa gidiyorlar ya. Bunlar benim anılarımda kalan şeyler. Çünkü geçen zaman bayağı önemli. Ülke adını değiştirse de festival hep devam ediyormuş yıllardan beri. Çünkü olur ya, kralın eşlerinin sayısının azalmaması lazım. Evet, o festival için ülkenin değişik bölgelerinden on binlerce diyorum. Çünkü on bini aşıyor. Lan videonun %90'ı sansür, bu nasıl şey? Bu nasıl festival? E kanka %90'ının sansür olması çok normal değil mi zaten? Yani YouTube'a video yüklüyor sonuçta. Bu arada Datilla kanaldaki bir farklı kullanıcıya 1 aylık abonelik hediye etmiş. Datilla çok çok teşekkür ederim desteğin için. Çok sağ ol kanka. Ayrıca hoş geldin yayına. Merhabalar. Aşkın, genç kız, genç kadın toplanıyor, bir resmi geçit töreni düzenliyor. Bütün Evet. bunları düzenlerken amaç ne? Amaç aralarından bir tanesinin krala yeni eş olarak seçilmesi ama Hadi canım. Bak böyle bir şey olduğunu tahmin etmemiştim bu arada. Ben şeyi tahmin etmiştim, hani ne bileyim, evlenmeden 6 ay 1 sene önceki ya da ne bileyim işte tam evlenecek yaşta olan insanlar Bakireler Festivali'ne katılıyor. Orada eşler falan buluyorlar. Eşler bulduktan sonra evleniyorlar vesaire gibi bir şey zannetmiştim. Ulan meğerse 1400
Bir yalnız öyle bir yerde durdurduk ki arkadaş. Bu arada kraliyet... Yani... bizi tanımayan birisi gelse mesela şuraya yayınımızı kapatacak. Neyse. Ben öyle bir şey zannettim. Meğerse 1400-1500 kişi kralın eşi olmak için çaba gösteriyormuş. Çok saçma sapan bir yerde durdurduğumu farkındayım da. Random bir şekilde durdurdum biliyorsunuz zaten. Çok geniş bir aile olduğu için bunlar Zulu sonuçta. İhtiyacı olanların da yeni eşlerini belirlemesi. Tabii aralarında çok genç çocuklar da vardı. Onlar da dikkatimi çekmişti. Neyse ki evlenme yaşı 18. Afrika'da olan veya ne bileyim Orta Doğu ülkelerinde vesaire zaten evlenme yaşı çok düşük dostlar ya. Brezilya'da falan da çok düşüktür. Mesela 11-12 yaşındaki çocuklar evlenebiliyorlar. Yani şaka değil, 11-12 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Üstü olduğu için onlar sadece meraklı kortejleri. Yani meraklı kız kortejleriymiş. I've come to dance for the king. For the king? Mm. Or also for finding some husband, for meeting some nice boy? No. 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 How old are you? I'm 16. 16 var ya. Yes. When exactly you... Ulan var ya, evde oturup LOL oynuyoruz, yayın yapıyoruz, film izliyoruz, dizi izliyoruz ama dünyanın farklı yerlerinde görüyorsunuz değil mi? Ne hayatlar var ya. 1400-1500 kişi toplanıyor böyle krala eş olmak için vesaire. Kral için dans falan ediyorlar böyle. Onu etkilemeye çalışıyorlar evlenmek için. Biz de anasını satayım evde oturduğumuz yerde depresyona giriyoruz. Ne hayatlar var ya. Arkadaş bazen diyorum ki kafaya taktığımız şeyler acaba gerçekten kafaya takılacak şeyler mi? I don't know, maybe 21. 21. But many people, many girls coming here just for finding the husband, no? Some. Evet, bunlar saatlerce aynen kralın ya bulunduğu yerin önünden bir geçit töreni yaptılar. Çekinleri yaptık. Üstelik 18 yaşın altındakileri seçmiyor. Ya biliyorum, onu biliyorum. O ayrı bir konu. Ben zaten bu kabileden, bu kültürden bahsetmedim. Genel olarak böyle Afrika kültüründe erken yaşta evlenme çok yaygın bu arada. Orta Doğu'da da çok yaygın biliyorsunuz. Gariptir. Güney Afrika televizyonu. Türkiye'de de yaygın bu arada. Belki siz görmüyorsunuzdur ama Türkiye'nin hala birçok yerinde ya emin olabilirsiniz yani 14-15 yaşında evlendirilen bir sürü insan vardır. Ya kesin vardır. Hatta chat'te bile muhtemelen bir sürü birçoğunuzun annesi o yaşlarda evlenmiştir. 14-15 olmasa da 15-16-17 yaşlarında evlenen chat'te bir sürü insan olduğuna eminim annesinin evlendiğine. Televizyonu canlı yayın yapmıştı o gün. Hatta bizden bazı görüntüler istediler. Çünkü kral o seremoninin bir bölümünde yanındaki yardımcılarıyla, diğer prenslerle o geçit önündeki güzel kızlar arasında bir tur atıyor. Tabii adamları da ona göre göz kulak olup hem kralı kollarken hem diğer tarafta da güzel kızları seçiyorlarmış. Bu festivale katıldık. Ardından kraliyet makamının davetlisi olduk. Tanıştırıldık bir grup gazeteciyle beraber. Kendisine Meltem İnan arkadaşım Türkiye'den getirdiği bir lokumu sundu. Meğer lokumu tanıyormuş çünkü orada da kaldığı süre içinde bir Türk arkadaşı var. Cihan bir tane elmas göndermiş. Bino Game, Bino Game düzeldi mi demiş. Yok kanka, düzeltmedim onu ya. Maalesef düzeltmedim onu Cihan'cığım. Çabanı ve bana hediye etmek istediğin oyunları çok iyi anlıyorum. Teşekkür de ediyorum ama düzeltemedim ya Bino Game'i. Bol bol Türk lokumu yemiş. Kral yaşlandı. Son dönemlerde resimlere bakıyorum. Ülkenin adını değiştirdi. Değiştirmesinin sebebi de Swaziland, İsviçre'yi çağrıştığı için garip bir şekilde Eswatini gibi bir şey oldu ülke. Çok yeni bu. Nüfusu çok küçük ama Güney Afrika topraklarında Zululand'de her yıl dediğim ya Bakileler Festivali'yle gündeme gelen bir ülke. Tavsiye ederim gezginlere. Çünkü o bölge çok önemli. Bir de Şembe dedikleri başka bir festival daha var ama sakın karıştırılmasın. Bu festival süresi içinde dediğim gibi on binlerce genç kız, aralarından bazıları evlilik adayı, bazıları sadece meraklı, bir geçit törenine giriyorlar. Üstsüz, bazıları üstlü. Altlarında bir iç çamaşırı, bol bol rengarenk boncuklar. Ellerinde başlarken bir kamış. O kamışlardan da sonra bir yere bırakıp bir duvar yapıyorlar. O duvar da kendi mahremiyetlerini saklamak için bir perde gibi kullanılıyor ama... Mahremiyet mi kalmış arkadaş? Herkes çıplak geziyor zaten. Ben önünün arkasına geçtiğimde kimse rahatsız olmadı.
Demek ki varmış yani, belli bir yere kadar mahremiyet de varmış ya, güzel bir şey. Yani çok garip bir festival. Biz Bakiyeler Festivali diyoruz ama bir ritüel. İşte 2000 yıldan beri yapıldığı söylenen bir ritüel. Malum Afrika, Kara Afrika'da böylesine ilginç festivallere, ritüellere tanık olmak önemli. Burada salt bir kralın haremine girme derdi değil genç kızların. Birincisi bir sosyal etkinlik, tanışma, farklı bir çevreye girme. Üstelik evet, buraya girenlerin bir kısmının da ileriki damat adaylarını o kalabalık içinden seçmelerine tanık olduk. Sonradan bir röportaj yaptığım bir genç kadın eşini orada bulduğunu söylemişti. Bu abi gazeteci herhalde diye tahmin ediyorum. Bu kadar beyaz olmasının ihtimali yani salt yok. Salt bir şekilde kralı mutlu etmek için yapılan değil, geniş bakıldığında o bölgedeki insanların birbirine kaynaştığı, geleceklerine ilişkin kararlarını aldıklarında biraz daha kabuklarından çıktığı bir alan. Arkadaş, biz sosyal etkinlik için akrabalarımızla pikniğe gidiyoruz. Bunlar Bakireler Festivali'ne gidiyor. Eğer kral kızlarımızdan biriyle evlenmek isterse ona hayır diyemem çünkü o bir kral. Mantıklı. Angeka chabulele mntwana nami noma ngimdzingile kunekuthile kulalokuthide nje lakhaya angeke zingambe nje ngumlanzi ngoba vele usesigodlweni angeka aphume. Ama diğer tarafta ekonomik gelir. Vay be, babaya bak be. Bizde var çünkü o festival sayesinde bölgede ekonomi canlanıyor. Dedim ya, havaalanına indiğinde kimseler yoktu ama ayrıldığımızda bayağı kalabalık bir havaalanı vardı. Bütün bunları yaparken unutmamamız gereken şey, bu tür konular dünyanın renkleri. Bizler bunları ne sorgularız ne yargılarız. Mükemmel video abi, çok beğendim. Ya bu nasıl bir şey? Hayatımı kurtaran fotoğraf.